Evet arkadaşlar, mega boy kırmızı mercimek çorbası pişiriyoruz. Mercimeklerimiz kaç saat öncesinden şey oluyor? Düdüklü tencerede pişiyor. Bir saat öncesinden düdüklü tencerede pişiyor arkadaşlar. İyice kıvama geliyor. Şimdi yağını koyuyoruz. Evet, mega. Bu lokantalarda, restoranlarda yediğiniz mercimek çorbası böyle hazırlanıyor arkadaşlar. O tat, aynı tat burada var. Evet, kocaman. Bunun adı neydi ya? Evet, un. Çırpma teli. Çırpma teli, ben çırpıyorum. Değil mi? Ben çırpıyorum. Evet. Yeteri kadar un. Yeteri kadar un, yaklaşık 1,5 kilo değil mi? Evet, unumuzu dolduruyoruz. Karıştır, karıştır. Buna da şey gibi pasta hamuru oldu. Ha? Evet. Pasta hamurunda. Hocam atar. İki unu. İki yumurta kırsak pasta olur ha. Mercimek bu ama. Evet, unumuz az geldi biraz daha. Şimdi bu haliyle helva olur değil mi? Helva olur. Değil mi? Helva olur. Evet. Olmuş. Ne olacak? Evet, ne kadar karıştırıyoruz ki bunu? Un kavruncaya kadar. Tembeleşinceye kadar. Tembeleşinceye kadar. Ateşimiz harıl harıl yanıyor. Evet, kavurma kokusunu aldık ve nanemizi koyuyoruz yeteri kadar. Naneyi de kavuruyoruz değil mi? Hayır. Yeteri kadar pul biber. Tekrar çeviriyoruz. Evet ustam, oraya karabiber mi? Aynen. Evet, yavaş yavaş mercimekteki mercimek çorbası kokusu gelmeye başladı değil mi? Demek ki karışımın ne kadar önemli olduğu belli burada. Karabiberi koyduk. Evet, sıra geldi salçaya. Evet, yeterince salça ve tekrar karıştırıyoruz. Al. Oo, dumanlar çıktı ha. Wow. Salçam, ne ettin sen böyle? Evet, bu aşama çok hassas. İşte en kritik aşama burası değil mi ustam? Evet, soğuk su koyuyoruz. Hamur olmasın diye. Ne olmasın diye? Hamur. Evet, hamur olmasın diye soğuk su koyuyormuş. Sıcak su koyarsanız hamurumsu olur değil mi? Aynen. Yeme. Evet, bu mercimek çorbasının sosu. Bakın, mercimekten hiçbir farkı yok. Bunu mercimek diye yutturursunuz yani ha. Valla bilmeyen bunu mercimek zannediyor bak. Aslında içinde hiç mercimek yok şu anda. Evet, biraz sıcak su koyuyoruz. Yeterince ısındıktan sonra. Evet, bakın. Yani 1 kilo 1 litre mercimeğe kaç litre
sos oluyor. 10 litre oluyor herhalde. 1'e 10 değil mi? Bu kadar mı? Evet arkadaşlar, sosu bu kadar. Mercimeği bu kadar, bir avuç. Aslında biz mercimek çorbası yediğimizi zannediyoruz. Meğerse aslında en çok sos içiyormuşuz, haberimiz yok. Bakın arkadaşlar, şu mercimek çorbası bu kadar sostan oluşuyor. Şimdi finali yapıyoruz. Hop, mercimeği doldurduk. Ha usta, tam ayarladın ha, adam milim geldi vallahi. Evet, şimdi bakın gerçek mercimek oldu, değil mi? Hayır, ya tamam. İyice karıştırıyoruz. Ondan sonra kaseye koyuyoruz. Yapıştır gitsin. Limonu basıyoruz. Aynen. Hop, içiyoruz değil mi? Şimdi bu, bu kaynadıktan sonra mercimeğimiz içilmeye hazır. Biraz da tuz ekliyoruz. En sonunda tuz ekliyoruz. Evet.